2. Abdülhamit Han Sultan Abdülhamit Han hakkında Le Dernier Sultan Son Sultan adıyla roman üslubunda bir eser kaleme alan Michel de Gris bir söyleşisinde şöyle demekteydi. Abdülhamit Han'ın gerçek hayatı hayali yendi. Hiçbir roman yazarı bir tek kişinin etrafında dönen bunca cinayet, inkılap, devlet darbesi ve dramı uyduramaz. Abdülhamid'in hayatı gerçekten de romaneks unsurlarla dolu. Gerçekten de hakkında en çok çalışma ve araştırma yapılan, eser verilen, araştırdıkça derinleşen ve yeni bilgilerle dönemi her yıl biraz daha aydınlanan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının tam 100. yıl dönümündeyiz. O, üç kıtaya hakim imparatorluğumuzun son hükümdarıydı. Ülkenin çok zor dönemlerden geçtiği bir süreçte tahta oturmuştu. Bu süre içinde büyük bir gayret ve feragatle ülkeyi ayakta tutma çabası verdi. 33 yıl saltanat sürdü. Batılıların hasta adam dediği Osmanlı'nın tahtına oturan Hakan Sultan Abdülhamit siyaseti, kişiliği, şahsiyeti ve otoritesiyle devletini büyük bir dünya gücü haline eriştirmeyi bilmişti. Ne yazık ki bu büyük Türk Hakanı ülkemizde günümüzde de olduğu gibi hep Kızıl Sultan mı yoksa Ulu Hakan mı tartışmalarının gölgesinden çıkamadı. Abdülhamit Han önce Osmanlı Devleti'ni yıkmak isteyen dış mihrakların saldırısına uğradı. Bunlar bu büyük Türk hakanına Kızıl Sultan, müstebit, zalim, kan emici ve benzeri ağır hakaretlerle saldırdılar. Bunlara aldanan Jön Türkler de yeraltı örgütleri kurarak gizlice çıkardıkları dergiler ve gazetelerle düşmanların söylemlerini tekrarladılar. İkinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte Osmanlı ülkesinde Abdülhamit Han'a saldırmak sanki bir meziyet halini almıştı. Güya sansür kaldırılmıştı. Sansürün kaldırılmasının anlamı Türk'ün hakanına ve Müslümanların halifesine küfretme izni verilmesi gibi algılanmıştı. Veya birileri öyle kurguluyordu. İkinci meşrutiyetle birlikte bu yüce hakanı tahtından alaşağı etmenin planları yapılıyor gibiydi. Evet, İstediğiniz meşrutiyet ilan edilmişti. İdare sizin ellerinizdeydi. Öyleyse hala bukin ve adavet ne oluyordu? Öyle bir iftira furyası ki, öyle bir karalama ve iftira furyası oluştu ki, bunlar ileriki yıllarda da mutlak doğruymuş gibi kabul edilecekti. İttihatçılar padişahı kötülemede ve karalamada yabancıları fersah fersah geçmişlerdi. Abdullah Cevdet, padişah hakkında yüz yalan uydurdum, sonradan birine ben de inandım diyerek bu acımasız saldırganlığa işaret edecektir. Cumhuriyet döneminde de ne yazık ki bu karalama kampanyası devam etti. Abdülhamit Han, Kızıl Sultan tanımlamasından bir türlü kurtulamadı. Ardından Necip Fazıl Kısakürek Bey'in Ulu Hakan Abdülhamit Han kitabı çıktı. 1980 sonrası üniversitelerimizde padişahla ilgili yeni söylem şu olmuştu. Padişah Kızıl Sultan mı Ulu Hakan mı? Tartışmalarında orta yol tutmak. Bunun ne manaya geldiğini anlamak gerçekten güçtü. Bir şahsiyet kan dökücü ve zalim ise zalimdir. Dahi bir lider ise dahidir. Adil ise adildir. Orta yol tutturmanın ne manaya geldiğini bir türlü anlayamadım. Bu söylemi ve anlatımı şöyle görüyordum. Kendisini övmekten, övebilmekten öcü gibi korkan bir akademisyenler grubu vardı. Padişahı hakkıyla anlatamıyorlardı. Acaba geleci mi derler? Acaba yobaz mı derler? Ne derler korkusundan sıyrılamadan tarihçi veya ilim adamı olunabilir mi? Neticede Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olarak saltanata geçen bu hakan meşrutiyet dönemleri hariç tutulursa 1908 yılına kadar tek karar mercii olarak ülkenin iç ve dış siyasetini yönlendirdi. Bu açıdan bakıldığında 33 yıllık hükümdarlık döneminin yaklaşık 30 yılında ülkeyi kendi fikirleri ve inisiyatifi doğrultusunda yönetmişti. Dolayısıyla hataları ve sevapları ile bu dönemin icraatlarından o sorumludur. Objektif olarak değerlendirmeli, okuyucu da notunu vermelidir. Bazen mukayeseler size en doğru ipuçlarını verir. Abdülhamit Han devrini anlayabilmek için, tahta çıktığı sırada hem Osmanlı'nın hem de dünyanın güçlü devletlerinin durumunu çok iyi bilmek lazımdır. O dönemde Osmanlı'nın idari, siyasi, mali durumunu iyi analiz etmek gerekmektedir. İkincisi, onun dönemini değerlendirmek ve ardından da ondan sonra neler olduğunu öğrenmek gerek. Mesela Türk insanı padişahtan sonraki 10 senede ülkenin düştüğü durumu neredeyse hiç sorgulama yapamadı. Zira İttihatçıların 10 yıllık iktidarları sonrasında ülkenin ana merkezi Anadolu'da işgal altına düşmüş bulunuyordu. Biz bir 4 yıl daha kurtuluş mücadelesi altına düştüğümüz için bu devri düşünmeye dahi fırsat bulamadık. Zira can pazarı yaşanıyordu. Ardından Osmanlı Devleti yerine Cumhuriyet idaresi ne geçilince bunu yap yapma imkanı tamamen ortadan kalktı. Hasret olduk eski istibdada biz siyasetçilerin birbirleri hakkındaki ithamları bir yana bırakılırsa, ilim adamlarının daha objektif bir biçimde değerlendirme yapmaları gerekirdi. Bu da olmadı. Halbuki Abdülhamit Han'ın iddiaççılara bıraktığı ülke, üç kıtada etkisini devam ettiriyordu. 6 milyon kilometre ziyade bir toprağı vardı. Dünyada büyük bir prestiji bulunuyordu. Saltanattan çekilirken, şayet bu ülkeyi 10 yıl idare edebilirlerse, 100 yıl idare etmiş gibi sevinsinler demişti. Üzüntüyle belirtmek gerekirse padişah bu teşhisinde tam isabet kaydetmişti. Keşke yanılsaydı. Fakat gerçeklik, gerçekçilik, devlet adamlığı, dünyayı ve gidişatı görmek, tanımak, bilmek ve ona göre politikalar üretmek budur. Burnunun ucunu göremeyen yabancıların piyonu haline gelmiş insanların da ülkeyi getirecekleri nokta buydu. Neticede iddiaçılar 10 sene dahi dolmadan 9 senenin sonunda 1 milyon kilometre kareye düşmüş perişan bir ülke bırakmışlardı. Cenazesinde bütün bir millet gözyaşı dökmüştü. Sanki gidenin o değil devlet olduğunu görüyorlardı. Onu tahtından alaşağı edenler de büyük ızdıraplarını dile getireceklerdir. Padişahın azılı düşmanlarından filozof Rıza Tevfik büyük pişmanlığını şu ifadelerle dile getirecektir. Neredesin şevketli Sultan Hamid Han? Feryadım varır mı bargahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına. Tarihler adını andığı zaman, sana hak verecek hey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan, asrın en siyasi padişahına. Lakin sen sultanım gavs Ekber'sin, ahiretten bile himmet eylersin çok çekti şu millet murada ersin şefaat kıl şahım medet hahına. Süleyman Nazif ise şu ifadeleriyle onun kıymetini ve yapılan hataları tarihe mal etmiştir. Padişahım gelmemişken ya da biz işte geldik senden istimdada biz öldürürler başlasak feryada biz hasret olduk eski istibdada biz dembedem coşmakta fakru ihtiyaç her ocak sönmüş ve susmuş millet aç, memleket matemde öksüz tahtu taç, hasret olduk eski istibdada biz. Ahmet Rasim Bey ise, padişahın iradesiyle ondan devralanların arasındaki uçurumu şu çarpıcı beytiyle ifade etmiştir. Sen değil, naşın hükümdar olsa el yaktır bize, dönsün etsin tahtı Osmaniye tabutun cülûz tefekkür halkı rencide eden alemde kendi rencide olur son demde Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil 11 Şubat 2018 Türkiye Gazetesi